E-ticaret sohbetlerinde aylardan Mart İstanbul'dayız ve yanımızda pazaramadan sevgili Öykü Sağlam var. Öykü hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç zamandır seni burada ağırlamak istiyordum. Hatta geçen sene galiba yazmıştım. Bugüne kısmetmiş. Geçen ay diyelim sene. Geçen sene yazmamış mıydın? Yok. Aa, o zaman başkası gibi. Karıştırıyorum artık. Aynen. Yaşım. Estağfurullah. Şey oluyorum yani unutuyorum. Onunla yazışmıştık, bununla yazışmıştık. Neyse hoş geldin. Hoş bulduk. %100 Türkiye İş Bankası'nın iştirakisiniz. Doğru. Benim bildiğim bu. Aynen. Bir de her yerde görüyorum reklamlarınızı. Hı-hı. Bir de ben de İş Bankası kartım olduğu için çok böyle güzel promosyonlar falan geliyor ama o kadar biliyorum. Biraz anlatsana pazarlamayı. Tabii. Dediğin gibi %100 İş Bankası iştiraki bir firmayız aslında. Pazarlama bir e-ticaret sitesi. Hı-hı. Ama bunun haricinde aslında bir ekosistem. Birçok dikeyimiz mevcut. Mesela işte online alışveriş haricinde market tarafımız var, uçak otel tarafımız var. Ulaşım kartları tarafı var, dijital kodlar var gibi gibi aslında birçok dikey içerisinde barındırıyor ve genişlemeye de devam ediyor aslında. Uçak otel ilginç olmuş. Evet, orası da çok iyi gidiyor bu arada. Onun haricinde aslında bir de yatayda büyüyen bir firma. Yatayda da aslında birçok farklı kanal içerisinde varız. Zaten ilk doğuşumuz Maxim Mobil içerisinde var. İş Bankası'nın kampanya app'i aslında. Doğru. O yüzden hiçbir zaman aslında sıfır noktasına biz başlamadık. Yani belli bir bazın data var. Vardı. Yani milyonlarca İş Bankası datası var. Aynen. Yani ben de onlardan bir tanesiyim. Direkt olarak ana sayfa hani pazarlama şeklinde açılıyor şu an girdiğinizde. Orada ilk olarak canlıya çıktık. Sonra zaten web, mobil web kanalımız. Onun haricinde kendi app'imiz geçen sene Nisan itibariyle canlıya çıktı. Onda da son bir sene içerisinde 4 milyon download'a ulaştık. Vay. Onun haricinde farklı uygulamaların içerisinde de varız. Mesela İşCep içerisinde de varız. Third party tool'ların içerisinde de olabiliyoruz. S-Wallet gibi. Aslında bu tarzda yatayda da büyüyen bir business'a sahibiz. Toplam bu arada büyük bir ekosistem aslında. Toplam dış kaynaklarla birlikte 550 kişi çalışıyor. Bunun yarısı da mühendis. Geçen sene itibariyle ortasında yaklaşık 10.000 metrekarelik Kartal'da depo alanımız açıldı. Onunla birlikte aslında kendi satın almalarımıza da başladık. Bu şekilde bir ekosistemiz diyebiliriz. Baya yol almışız yani. Aynen. Süper. Bugün e-ticaretin zorlukları hakkında konuşacağız. Doğru. Sen de operasyonun başındasın. Bir sürü şeye hakimsin. Neler gözlemliyorsun? Çünkü birebir siz satış yapmıyorsunuz. Satış yapan markalar var. Satış yapmaya alanlar da var galiba. Şimdi otel falan deyince bir yanda. Orada da yine aracı kurumlarla çalışıyoruz bu arada. Sizinki daha zor. Yani niye zor? Çünkü sizin bir e-ticaret sitesi sizin ürünler olsa belki çözüm ve şeyler daha kolay olur ama burada başkasının, başka bir markanın ürünü olunca pazar yeri. Pazar yeri sonuçta. Burası biraz daha yönetimsiz, zor bir şey. O anlamda kolaylıklar diliyorum ve ne tip zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve nasıl aşıyorsunuz? Kısa onları. Yani şöyle diyebilirim. Zaten Türkiye şartlarında aslında ticaret yönetmek çok zor. Çünkü çok ciddi bir rekabet var. Çok fazla oyuncu var. Çok fazla oyuncu girmeye çalışıyor. O yüzden sürekli bir pay sahibi olmak çok zor. Bunu da sürdürülebilir yapmak lazım bu arada. Bugün işte bir e-ticaret sitesi kuralım, gelip işte yatırım yapalım demekle bu iş gerçekten olmuyor. Minimum 10 senelik bir bütçeyi düşünüp planlayıp öyle yola çıkmanız lazım. Burası zaten genel olarak Türkiye'de e-ticaret için zorlayıcı kısmı diyebilirim. Onun haricinde Türkiye'de zaten bir sürü dinamikler var. İşte belirsizlikler var. İşte bu Mart'ta seçim olacak mesela, seçim sonrası ne olacağı belirsiz. İşte KDV artışları oluyor. Onun haricinde işte maalesef deprem gibi zorluklar olabiliyor. Bunların hepsinin e-ticarete direkt olarak yansımaları olabiliyor. Bu tarz zorluklardan da bugün zaten detaylıca bahsederiz. Onun haricinde yani bizim güçlü olduğumuz yan aslında dediğim gibi çalışanlarımızın yarısı aslında teknik tarafta. Yani mühendisler, işte teknik yatırımlar. Onu demin de belirttin, soracaktım. Yani yarısının teknik, mühendis fikrinin olması ne demek? Ne anlaması lazım bizim izleyenlere? Yani şöyle teknik ekip, yani 250 tane gerçekten işte Ar-Ge olsun, yazılımcıdır olsun, testçisi de orada, analisti de olsun bu tarafa çok ciddi yatırım yapıyoruz. 250 sayısı da hiç az değil. Bu arada paralelde farklı içeride uygulamalar da yazılabiliyor farklı third partilere. O yüzden bu ekosistemi yönetebilmek için ciddi bir aslında teknik altyapınızın olması lazım. Şu an her ne kadar hedefimiz cirodur, sipariş olsa da aslında biz bir teknoloji şirketiyiz. Ve bu piyasada olan herkes bir teknoloji şirketi olmak zorunda. Evet. Yoksa survive edemezler. O anlamda da zorluklarımız var. Mesela adam bulmak, çalışan bulmak. Özellikle teknik tarafta, işte data tarafında veya belli bir uzmanlık gerektiren rollerde çok fazla, özellikle pandemiyle birlikte yurt dışı
dışına göç arttı. Doğru. Çalışan bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani biz growth ekibi olarak da içeriye gerçekten kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. İlanlar var mı bu ara girdiğiniz? Var. Zaman? Süper. Yani şu anda nereden yayınlıyorsunuz? Pazarlama'da. LinkedIn'de. Aynen, pazarlama. Yani pazarlama'da şu anda ben inanılmaz. Ben de paylaşıyorum. Öyle mi? Yani pazarlama'da şu anda iş ilanları da var. Onu da araya girelim. Aynen. Başvurmak isterseniz başvurun. Kaçırmayın. Bekliyoruz. Bence güzel bir şeyin altında çizelim. Yani burada biz tabii kullanıcı olarak bir böyle renkli renkli aplikasyon görüyoruz ama arka tarafta bir sürü çalışan insan var. Tabii. Kan, ter, gözyaşı diyoruz ya işte. Yani o mühendis arkadaşlarımızın o yazılımı daha hızlı ilerlemesi, daha teknik sorunlar yaşamadan bizlerin ilerlemesi için verdiği bir çaba var. Aynen. Anladığım kadarıyla kendinizi de teknoloji firması olarak konumlandırmanızda çok takdire şayan. Bunu çok duymuyorum. Teşekkür ederim. Yani o yüzden de ben şunu söyleyebilirim. Zaten İş Bankası herhalde Türkiye'nin bir de ilk iş yeri olduğu için benim. Yani İstanbul'da ben İş Bankası'da başladım iş hayatıma. Hep gönlümüzde ayrı bir yeri var ama yani Türkiye'de biliyorsunuz en herhalde gözde bankalardan bir tanesi. İş Bankası'nın kurduğu bir şirketin zaten gayet güzel şekilde işleyeceğini düşünüyorum ki şu ana kadar da iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel gider. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Birazdan zaten detaylı konuşacağız.